Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Evet, Galatasaray'la kariyerimize devam ediyoruz. Üçüncü bölümdeyiz. Bu bölüm biraz gecikti, onun için kusura bakmayın. Normalde pazar günü atmam gerekiyordu ama biraz aksilik oldu ve geç gelecek ne yazık ki. Onun için de tekrardan kusura bakmayın. Şöyle kariyerimize geçelim isterseniz. Şu an için Galatasaray'la iyi gidiyoruz. İsterseniz şöyle bir takvime girelim. Şampiyonlar Ligi'nde en son Leverkusen'e yenilmiştik. Onun ardından Trabzon'la 3-3 berabere kalmışız. Beşiktaş'ı 2-0 yenmişiz. Tottenham'la 2-2 berabere kaldık. Konya'yı 2-0 yendik. Gaziantep'i 3-0 yendik. Lyon'la berabere kaldık 0-0 ama bu maçta bayağı bir yedek kadroyla çıkmıştım. Antalya'yı evimizde 3-0 yendik. Bandırma'yı kupada deplasmanda 3-0 yenmeyi başardık. O yüzden bu maçta da biraz daha alternatif bir kadroyla çıkmaya çalışacağım. Oynamayan oyuncularıma şans vermeye bakacağım. Onun yanında Kasımpaşa'yı 3-0 yendik. Gençlerbirliği'ni 2-1 yendik. İyi bir gidişatımız var. Ligde rahatız. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde 3. olduk ve Avrupa Ligi'ne kaldık. Avrupa Ligi'nde de kiminle eşleşmişiz? Şöyle bakalım. Porto ile eşleşmişiz. Yani bizim için zor bir rakip ama tabii ki Porto'yu da elemeye çalışacağız. En azından bu sene Galatasaray'la Avrupa Ligi'ni tekrardan kazanmak istiyorum. Fenerbahçe ile evimizde bir maçımız var. İlk maçımız ne olmuş deplasmanda, ona da bir göz atalım. Deplasmanda 1-0 yenmişiz. Fenerbahçe bize karşı evimizde daha dirençli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bir kupalara girelim. Lig tablosuna ve Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde diğer takımlarımız neler yapmış onlara da bakalım. Kariyerler arasında en iyi ligde gittiğimiz Galatasaray. 19 maçta 18 galibiyet, 1 beraberlikle gidiyoruz. 30 averajımız var. 55 puandayız. Fenerbahçe de aynı şekilde bizi takip ediyor. 48 puanlı. Onlar da çok iyi gidiyor. 15 galibiyetle. Biz çok iyi gidiyoruz. Diğer takımların yanında. Şöyle gol krallığına baktığımda Adem Rajic 21 golle 1. sırada. Max Kruse ise 14 golle 2. sırada. Adem Rajic bayağı farkı aldı gidiyor. Emre Akbaba var bizden 10. sırada 9 golle. Falcao var 15. sırada 8 golle. Asiste baktığımızda asiste herhangi bir oyuncumuz yok. Maçın adamında Muslera var. 6 kere maçın adamı olmuş. İlk 5'in içinde Emre Akbaba da 19. sırada 3 kere maçın adamı olmuş. Şöyle Şampiyonlar Ligi'ne bir giriş yapalım bakalım. Zaten maçları biliyorsunuz ama yine de göstereyim merak edenleriniz için. Gördüğünüz gibi 3. sırada bitirdik. İyi bir sezon geçirdiğimi düşünüyorum. En azından ilk sezonda, yani zorlu bir gruptan. Şöyle baktığımızda Lyon Fransa'nın en iyi iki takımından birisi. Tottenham İngiltere'de çok iyi bir takım. Leverkusen Almanya'da adından söz ettiren bir takım. Yani baktığımızda büyük liglerin büyük takımları. Ve 3. sırada gruptan çıkmayı en azından başardık. Biraz daha çabalasak, gayret göstersek, beraberlikleri galibiyete çevirsek belki ikinci olarak çıkacaktık. Ama olmadı. Ben bu durumdan memnunum açıkçası. Çok da kötü bir durumumuz yok. Şöyle Avrupa Ligi'ne giderim. Diğer takımlarımız neler yapmış bakalım. Çoğunun gruptan çıktığını tahmin ediyorum. Umarım çıkmışlardır. Şöyle en son gruptan başlayalım. Yeni Malatya K grubunda 1. sırada bitirmiş. 2 galibiyet 3 beraberlik 9 puanla. Trabzon 2. sırada bitirmiş 4 galibiyetle, Lazio'nun hemen arkasında. Beşiktaş Sevilla'nın hemen arkasında 2. sırada bitirmiş. Böylece 4-4 ile devam ediyoruz. Son bir takımımız kaldı. Bakalım Başakşehir ne yapmış? Başakşehir B grubunda Wolfsburg ve Wolverhampton'ın olduğu grupta çok zorlanmış ve sadece 1 puan alabilmiş. Onu da Wolfsburg'dan almış. Grubundan çıkamamış ne yazık ki. Porto ile eşleştik. Yeni Malatya Kızıl Yıldız'la eşleşmiş. Trabzon Portekiz'in son zamanlarda çıkış yakalayan takım ile eşleşmiş. Beşiktaş da Getafe ile eşleşmiş, İspanyol temsilcisiyle. Şöyle devam edelim artık. Bölümümüzün maçlarına geçelim. Kadroda Boni aldım orta sahaya. Savunmada Marcao'yu aldık. Ömer Bayram'ı aldım sol beke. 3 tane farklı oyuncuyla oynayacağız. Emre Akbaba da 76 rating olmuş. Gelişmeye devam ediyor. Lemina'yı diğer sezon için transfer etmek isterdim ama bakalım Galatasaray'la mı, Fenerbahçeli mi, Beşiktaş'la mı ikinci sezonu çekeceğiz? Şu anda biraz ortada gibi. Beşiktaş önde, Galatasaray ikinci sırada. Fenerbahçe'de son sırada ilgi açısından. Hızlı oyun dedik bakalım. Bandırma karşısında ilk maçı deplasmanda 3-0 kazanmıştık. İkinci maçta nasıl bir sonuç alacağız? Ziraat Türkiye Kupası bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Galatasaray bu kupaların en büyük takipçilerinden birisi. En çok kazanan takım da Galatasaray. Evet, Boni sarı kart gördü. 31. dakikada 32'de de Alkaş'ı gördü bandırmadan.
Şimdi iyi gidiyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum. Sadece seriyle Lemina'yı değiştireceğim. Fazla değişikliğe gitmeyelim. Bu şekilde devam edelim. Savunmadan şu an için memnunum. Luyendama ve Kaan iyi, pardon, Marco iyi gidiyor gibi. Bunları bozmak istemedim. 3-0'lık skorun rahatlığı var biraz da üstümüzde. O yüzden fazla bastırmıyoruz. Bandırma da zorlamıyor gibi. Birden Emre Akbaba ve Falcao'nun 5 dakika içinde attığı 2 golle toplamda skoru 5-0 yaptık ve maçı da 2-0 kazandık. Emre ve Falcao çok formda. Hele Emre bayağı ilk 11'de forma şansı bulduktan sonra çok iyi gitmeye başladı. O da büyük bir çıkış yakaladı diyebilirim. Beşiktaş çıkmış. Onun dışında şöyle Fenerbahçe'ye ve Trabzon'a bakmak istiyorum. Fenerbahçe penaltılarda 6-5 Yeni Malatya'yı geçmiş. Trabzon 6-1'lik rahat bir skorla geçmiş. Başakşehir'de 5-0 Trabzon yenmiş. Toplam skorlarda biz de 5-0 yenmiştik rakibimizi. Şimdi bölümümüzün ikinci maçı Göztepe maçına geçeceğiz. Bu maçta yani çok alternatife gitmek istemiyorum. Bakalım eşleşmelerde kimle eşleştik? Akhisar son 2-3 sezonun kupada çok etkili bir ismiydi Akhisarspor. Fenerbahçe'den kupayı almayı başarmışlardı. Aynı şekilde Galatasaray'dan da almışlardı sanırım. Şöyle bakalım. 2014-2015'te Galatasaray almış. Ondan sonra Akhisar'ın kupalarını göstermemiş. Ama Akhisar'ın ne kadar etkili bir takım olduğunu biliyoruz. Birinci Lig'de de iyi bir oyun sergiliyorlar. Evimizdeyiz. Göztepe'yi ağırlıyoruz. Bakalım bu maçta nasıl bir sonuç alacağız. Bu maçta fazla riske gitmek istemiyorum. Seriyi şöyle çift yönlü orta sahaya alacağım. Lemina'yı oyun kurucu pozisyonuna aldım. Ömer Bayram mı oynatsam? Nagatomo'yu mu? Nagatomo'yu bu maçta şans verelim. İlk 11'imizde çıkalım. Fazla da risk atmaya gerek yok takımı. Şöyle devam edelim bakalım. Neler olacak? Rahatız ligde, sıkıntı yok. Basit puan kayıpları yaşadığımızda çok da üzülmemize gerek yok. İleride pişman olmayalım ama. Evet, iki sarı kırmızılı ekip karşı karşıya geliyor. Türk Telekom Arena'da. Şu ana kadar herhangi bir gol sesi çıkmadı. Emre Akbaba yine attı. 41. dakikada 1-0 öne geçirdi bizi. İlk yarıda iyi de bir oyun sergiliyor gibi. Aynı şekilde devam edeceğiz. Sadece Falcao'yu biraz daha bitiricilikten çıkarıp genel forvete almak istiyorum. Biraz daha geçsin, top arasın, top istesin. Bitirici ligde çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani ayağına top gelmiyor. Emre Akbaba genelde kendi vuruyor. Feghouli'nin de ortaları sanırım çok isabetli olmuyor ki. Falcao fazla gol bulamıyor. Evet, Göztepe'de bir kırmızı kart oldu. Gassama ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. Seri 73'te attı. 2-0 öne geçtik. Seri 91'de attı. 3-0 yaptık. Enzonzi de 86'da bir sarı kart gördü. Güzel gidiyoruz. 2'de 2 ile başladık. Maçlarımızı da rahat bir şekilde kazanmaya devam ediyoruz. Şimdi bölümümüzün ikinci maçına geçeceğiz. Bu arada kupada Akhisar'la oynayacağız. İki maç üst üste. 15'inde maçımız varmış. Şöyle yeni sezona giriş yapalım. Bu arada ben herhangi bir transfer düşünmüyorum şu anda. Ama biraz da kararsızım. Evet, Paris Saint-Germain'den bir teklif var ama tabii ki reddedeceğiz. Galatasaray yolumuza devam ediyoruz. Bu arada transfer dönemine de giriş yapacağız. Nagatomo'yu transfer listesine ekledim. Yeni bir sol bek almak istiyorum. Biraz daha böyle genç, dinamik. Almanya'dan bir oyuncu buldum. Nagatomo'yu satabilirsek onu sizlere göstereceğim. Ama satamazsak yerine de almak istemiyorum ama. Evet, Nagatomo'ya 4,46 milyonluk bir teklif kaldı. Diğer sezon sözleşmesi bitiyor. O yüzden bu fiyat bana açıkçası biraz iyi geldi. Sattık. Nagatomo bir gitsin takımımızdan. Onun ardından yeni transferimizi yapalım. Yani 35'e falan o oyuncuyu bağlayabilirsem maksimum 40 veririm. Onun üzerine de çıkmam diye düşünüyorum ama bakalım. Ne kadar vereceğiz, ne kadar gidecek? Kısa liste dedim. Alex Telles'e falan teklifte bulunacaktım ama benimle ilgilenmiyorlar. O yüzden fazla da zorlamak istemedim. Transfer teklifi yapalım. 27 milyon bir değeri var. Şöyle bir 29'la kapıyı açalım. Parayı düşük bulacaklardır diye tahmin ediyorum ama yine de aynen. 33 verelim. Tahminen bir para isteyeceklerdir şimdi. Onun ardından
Orta yolda buluşuruz. Evet, 46 istediler. 46 biraz fazla bizim için. O yüzden şöyle bir 36 diyorum. Onun ardından 40 vereceğim. 40 anlaşmaya çalışacağım bakalım. Evet, 46'ya takmış durumdalar şu anda. Maksimum 42-250 falan veririm. Yine de şöyle biz bir 40'ı deneyelim de. Aslında 46 da verilebilir bir oyuncu. Sonuçta daha 27 yaşında ve gelişebilecek bir oyuncu ki size şeylerini göstereceğim. 35 milyon veriyor Wolfsburg. Bize satacaklardır diye düşünüyorum 40 milyona. Evet, kabul ettiler teklifi. Şimdi sözleşmede de anlaşabilirsek kadromuza yeni bir yıldız isim katacağız. 77 bin istiyor. Buna okeyim. Şöyle girip istatistiklerini göstermek istiyorum size. Bundesliga'da 14 maça çıkmış. 2 asisti var. 8,71 ortalama ile oynuyor. Sadece 2 tane sarı kart görmüş. Kendi kalesine golü yok. Kırmızı kartı da yok. Kupa maçında Almanya'da 2 maça çıkmış. 8,50 ile oynamış. Ortalaması çok iyi. Bizim takımda da sırıtmayacağını düşünüyorum. Kulüple sözleşmesini imzaladı. A takıma taşıdık. Yeni oyuncumuz hayırlı olsun. Ömer Bayram da rating atladı bu arada. Aynı şekilde Marko da atladı. Çok güzel oldu. Şöyle Selçuk'u alalım. Tamamdır. Kadromuz hazır. Aslında bir de orta saha alabilirsem. 9 milyonumuz kaldı. Sivas'tan mesela Mert Hakan Yandaş'ı falan takıma katabiliriz. Sivas Spor'a gidelim. Sivas'ın orta saha oyuncularından birisini takıma bağlamaya çalışacağım. Mert. Bu Arslan. Bu değil alacağım oyuncu. Mert Hakan Yandaş. Aa, hiç forma şansı bulmamış. Hakan Arslan 31 yaşında ama daha bir iyi bir oyuncu. Ama Galatasaray'la Mert Hakan Yandaş'ın ismi geçti. O yüzden sevenler de vardır diye düşünüyorum. Onu transfer etmek istiyorum. 2 milyon gibi bir miktar ayırdım ve ona vereceğim. 2,5 falan isterler diye tahmin ediyorum maksimum. 3'e de çıkabilirler bilmiyorum. Belki daha da fazla isteyebilirler. Ki istemediler, 2 milyona kabul ettiler. 2 milyona bence çok iyi bir oyuncu olacaktır. 4.500 şöyle yapalım. 4.750 verelim. Neredeyse 4.500'e Mert Hakan'la anlaştık sözleşme olarak 5 yıllık. 2 tane transfer yapmış olduk böylece. Az bir param kaldı. Onunla da belki bonservis elinde olan oyunculardan birini alabilirim. Mert Hakan da takımımıza hoş geldi diyelim. Şöyle onu da A takıma aldık. Bakalım. Aynen. Babel'in yerine de Mert Hakan'ı alalım. Şöyle devam edelim. Kupada ikinci maçta ilk maçı iyi geçirirsek ikinci maçta şans vermeye çalışacağım. Ayın 15'indeydi maçımız sanırım. Geldik. Tamamdır, maç gününe de gelmiş olduk. Şöyle hemen Akhisar'la maçımıza çıkalım. Evimizde oynuyoruz. Etkili bir oyun oynamayı bekliyorum. Luyendama, Kaan Ayhan ikilisine güveniyorum. Yine onlara şans vereceğim. Bu maçta sadece orta sahada bir değişiklik yapsam mı? Biraz kararsızım. Ama riske atmak istemiyorum ilk maçtan. İlk yarı iyi bir oyun sergileyebilirsek, ikinci yarıda farklılık olabilir tabii ki. Bu sezonluk Mert Hakan'a 10 numarayı Max'a da 13 verelim. Diğer sezon forma numaralarını da ayarlayacağım. İstediğiniz takımın artık en çok ilgi alan takımın diğer sezon artık hangisi olur? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Daha önem vererek oynamaya çalışacağım. Yani forma numaraları her şeyin detayına inmek istiyorum. Emre Akbaba ile 11. dakikada 1-0 öne geçtik Akhisar karşısında. Bir gol daha bulabilirsek birkaç isme oyunu almak istiyorum ama evet, tek gol bulduk. Orta sahamız iyi. Feguli yani. Hakan burada oynayabilir mi? Deneyelim. Bir şansımızı şöyle ama oyun kurucu pozisyonda oynatmak istiyorum. Kanat değil de. Mert Hakan'a da ilk defa forma şansı vermiş olalım Galatasaray'da. İlk maçına çıktı bakalım. Nasıl bir oyun sergileyecek o da. Emre Akbaba'nın ilk yarıda attığı golle üstünlüğümüz hala devam ediyor. Son dakikalara geliyoruz. Emrah Baba bir sakatlık yaşadı. Umarım büyük bir sakatlık değildir. Şöyle Boni'yi alalım.
ve son dakikalarda bir Enzonzi'nin yerine de Marco Ayala'dım, savunma hattımız biraz daha güçlensin derken maç bu skorla bitti. 1-0 kazanmayı başardık. Emre Akbaba'nın bir sakatlığı vardı. Umarım büyük bir sakatlık değildir. Çok iyi gidiyor. Formdaydı. Bayağı gol de atıyor. Falcao'dan daha etkili diyebilirim açıkçası. Beşiktaş 1-0 kazanmış. Trabzon 3-0 kazanmış. Fenerbahçe 3-0. Denizli'yi yenmiş. Başakşehir'de 4-0 yenmiş. Emre Akbaba sakatlığı bir süre sürebilir diyor. 3 gün sıkıntı yok. Diğer maça yetişiyor sanırım. Diğer maçta Marco Ayhan'a şans vermek istiyorum. Ama Kaan Ayhan'ın yerine mi versem, Luyendama'nın mı? Bu maçta belki Luyendama'yı çıkarabilirim. Kaan çok kısa bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Biraz savunmanın boyunu da uzun tutmak istiyorum kafa topları için. Evet, bu da bölümümüzün son maçı olacak artık. Bakalım İkinci kupa maçında Akhisar'a karşı nasıl bir sonuç alacağız? Evet, şimdi orta sahada bir değişikliğe gitmiyorum. Luyendama'yı alalım. Kenara Marka'yı oyuna alalım. Max ilk maçında nasıl oynamış bakalım. 7 oynamış. Bence iyi, ideal. Mert Hakan Yandaş 5 oynamış. Mert'e bu maçta İlk 11'de şans vereceğim. Enzonzi yedekte kalsın. Lemina defansif orta sağ olsun. Bakalım bu maç biraz daha farklı çıkıyoruz. Falcao'ya da şöyle hedef oyuncu diyelim. Emre bu maçta biraz daha Falcao'yu görürse bizim için daha iyi olur. Falcao'dan da artık goller bekliyorum. Falcao'dan gol bekliyorum dedim ve 16. dakikada deplasmanda bizi 1-0 öne geçirdi Radamel Falcao. Evet, Akhisar'da 40. dakikada Reis 1-1'e getirdi durumu. Fegül iyi gitmiyor, Mert Hakan Yandaş aynı şekilde iyi gitmiyor. Mert şöyle alalım. Lemina'yı buraya alacağım. Enzonzi'ye ikinci yarıda şans vermek istiyorum. Onun dışında herhangi bir değişiklik yapmayalım. Emre Akbaba biraz yorgun. Onu maçtan sonra enerji içeceğiyle güçlendiririz. Emre Akbaba yorgun dedim ama 51. dakikada yine golünü attı. Ve bizi maçta 2-1 öne geçirdi. Toplam skorda da 3-1 öne geçmiş olduk. Akhisar'ın işi artık bu dakikadan sonra çok zor. 3 gol bulmaları gerekiyor tur için. El Tigre durumu 3-1'e getirdi. Toplamda 4-1. Maçı rahat bir şekilde kazanıyoruz deplasmanda. Radamel Falcao bu maçta kendini gösterdi. Şöyle bir takımımızın durumuna bakalım. Feghouli'yi çıkardık. Mert Hakan Yandaş ikinci yarıda biraz daha iyi bir oyun sergilemiş. 6'ya çıkarmış performansını. Enzonzi'yi sonradan almamız iyi olmuş. Kaan Ayhan bu maçta çok iyi performans göstermedi. Yeni transferimiz Max 7 ortalamayla oynamış. Bu maçta da Emre Akbaba'nın bir gol bir asisti var. Emre gerçekten bu sezona damga vurdu diyebilirim. Galatasaray formasıyla. Şimdi bölümümüzü tamamlamış olduk. Şöyle bir kuraya da bakalım. Kimle eşleşeceğiz? Evet, Trabzon, Erzurum, Antalyaspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş, Göztepe. Gelebilecek en zorlu rakip bize geldi sanırım. Şöyle üç büyüklerin rakiplerine baktığımızda. Şimdi şöyle son olarak bölümün sonunda şöyle bir kadromuza girelim. Oyuncularımız ne yapıyor istatistiklerine bakmak istiyorum. Muslera 8.9 ile oynuyor kalesinde. Adam 9 kere maçın adamı olmuş. Daha ne yapsın? Kaan Ayhan 7 ortalamayla. Luyendama 7'ye yakın bir ortalamayla. Marco 6.8'de. Şöyle baktığımda yeni transferimiz Max 18 maça çıkmış. Bu sezon 8.5 ile oynuyor. Dines'ten çok memnunum. 30 maçta bir gol 4 asistle oynuyor. 7 ortalamayla Lemina, Enzonzi ve Seri üçlüsü. Bayağı parladılar orta sahamızda. Babel'den hiç memnun değilim. Babel rezalet bir oyun oynuyor bu sezon. Babel'i hatta kiralayabilirim ama Avrupa Ligi için tutuyorum. Emre Akbaba'nın herhangi bir sakatlığında. Emre Akbaba bu sezon 26 kez forma giydi. 15 gol 6 asistle oynadı. 4 kere maçın adamı oldu. Mert Hakan Yandaş 2 kere forma giydi Galatasaray'da. 5.5 ile oynuyor. Şu an daha artacaktır o performans. Emre Mor 5 gol 2 asistle oynuyor. 9 kere forma giymiş.
Feghouli 3 gol 3 asistle oynuyor, 6.15 Feghouli de çok iyi değil ama yine de işimizi görüyor açıkçası. Falcao 31 maçta 14 gol 1 asistle oynuyor. Bu arada takımımızın en fazla katkı veren oyuncusu Emre Akbaba 21 golle. Boni 16 maça çıkmış, 6 gol 3 asistle oynuyor. Andone de 5 maçta 1 gol bulmuş. Güzel ilerliyoruz. İyi bir şekilde devam ediyoruz. Şöyle lige baktığımızda 20. haftayı tamamladık. 7 puanlık fark var aramızda en yakın takipçimizle. Evimizde oynayacağız, Fenerbahçeli puan farkını oradan açacağımızı düşünüyorum. Açmak da istiyorum ki Trabzonlarımızdaki puan farkı 12 daha da fazla. Fenerbahçe'nin işi biraz daha zor olacaktır bu dönemde. Avrupa'da devam etmeye çalışacağım. Porto'nun ikinci maçında sizlerle beraber olmak istiyorum. Bölümü burada noktalandıralım. Sizleri çok seviyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Sesim biraz kısık, onun için de kusura bakmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.